Merhaba, ben Zehra İnşallah. Aranızda mutlaka beni tanıyanlar ve muhakkak da tanımayanlar vardır. TEDx'e çıkan bir insan olarak, TEDx'e çıkmış birisi olarak, TEDx'e çıkan herkesten insanların çok güçlü, çok güzel beklentileri olduğunu çok iyi biliyorum. Benim de oluyor çünkü TEDx'i izlerken. Az önce de oldu. Yani insanlara çok ilham verici bir konuşma yapmanız bekleniyor buraya çıktığınızda. İşte şu anda burada bulunuyorsak bu konuşmayı dinledikten sonra sanıyorum bundan bir iki adım önde olmamız bekleniyor. Yepyeni farkındalıklar kazandırmamız bekleniliyor. Ve eminim bunu benden de bekliyorsunuz ve izleyen insanlar da bunu benden bekleyeceklerdir. Beni seven insanlar da benden ciddi anlamda büyük beklentilere sahip bir şekilde açıyorlar bu videoyu. Lakin şunu çok iyi biliyorum ki ben Zehra İnşallah olmadan önceki henüz engelli bir çocuk olarak doğmuş o küçük kız çocuğu olan Zehra'dan, engelli bir ergenlik geçiren Zehra'dan, o küçük Zehra'dan yine, engelli bir şekilde ilk genç kızlığına giren Zehra'dan kimsenin hemen hemen hiçbir beklentisi yoktu. Çünkü engelli bir çocuktan pek bir şey beklemiyorsunuz yaşamaya devam etmesi dışında. Yani aslında ne demeye çalışıyorum? Mesela atıyorum engelli bir çocuk işte okulda zorbalığa uğruyor ve o zorbalığa karşılık veremiyor mu? Buna neden diye sormayız genelde. Yahut engelli bir çocuk okulunda bu zorbalıklar hasebiyle başarılı olamıyor. Olamayabilir. Bunu anlayışla karşılarız. Günün sonunda iyi bir iş sahibi olamayabilir. Kendine ait güzel bir hikayesi olamayabilir. İyi hikayeler, güzel aşklar yaşayamayabilir. Hatta ve hatta bir meslek sahibi olamayabilir, kariyer yapamayabilir. Bunların hepsini anlarız insanlar olarak. Çünkü neden sorusuna, yani neden yapamadı, neden başarılı olamadı, işte niye okulda düzgün bir hayat kuramadı kendine ya da niçin kariyer yapamadı ya, her birimizin zihninde çok güzel cevaplar vardır zaten halihazırda. Çok güzel kalıplarla. Öyle değil mi? Şimdi belki bu size çok gerçek gelmeyebilir. Hadi canım oradan diyebilirsiniz ama benim bunu savunacak çok güzel bir savım var elimde. Güzel diyorum ama bir sav olarak çok güçlü olduğu için güzel diyorum. Yoksa aslında acı da bir hikaye birazcık. 15-16 yaşlarındayken benim hayatımda tanıdığım ilk cüce, benim dışımdaki ilk cüce çok yakın bir aile dostumdu. 30-35 yaşlarında bir adamdı ve ne yazık ki hayatı kötü gitmişti. Hani dikiş tutturamamış insan tipi vardır ya. Ne yazık ki tam olarak öyleydi. Ve o kötü giden hayata çok dayanamıyor gibi hissettiğimiz bir evrede ne yazık ki intihar haberi geldi. İntihar haberi geldiğinde oradaydım ve bir hüzün çöktü, bir karanlık var, bir sis var. İnsanların gözlerine bakıyorum, hüzün var, üzüntü var, biraz da acıma var. Ailesine de acıyorlar, ona da acıyorlar ve herkes onunla yaşadığı ufak tefek, küçük büyük ve biraz da ona acıdığı deneyimlerden ve anılardan bahsediyor. Ama sadece hüzün var ve sadece üzüntü var. Ben başka bir şey arıyorum insanların gözlerinde. Başka bir koku arıyorum, başka bir duygu arıyorum. Ama yok, olmayan şey şu, şaşkınlık. Kimse şaşırmıyor. Bir engelli intihar ediyor ve hiç kimse şaşırmıyor. Sanıyorum bu benim hayatımda göğsüme saplanan en büyük oklardan bir tanesidir. Ve gerçekten anlıyorum ki bir engelliden yaşaması bile beklenmiyormuş aslında. Güzelce yaşaması da değil bakın, yaşaması bile beklenmiyormuş. Bir engelli intihar ederse onu anlarız. O zamanlar tabii ciddi bir çocukluk ve ergenlikteyim ve inanılmaz asi de bir ergenim. Ve belki söylememem gereken biraz da trajikomik bir laf ediyorum. Ve kendime şöyle bir söz veriyorum. Ne çocukluk, ne çocukluk. Ben intihar edersem herkes şaşıracak. Biliyorum gerçekten çok trajikomik ama bu saatten sonra yani onu yaşadıktan ve o ana şahit olduktan sonra bütün adımlarımı tam olarak bunun için attım. Öyle bir yaşayacaksın ki herkes şaşıracak. Benim yaşamım kocaman bir şaşkınlık oluşturacak insanlarda. Çünkü
Engelli olmak sizden hiçbir şey beklenilmemesidir. O halde ben beklenilmeyen her şeyi yapmak zorundayım. Ve gerçekten bunu bir hayat mottosu edindim ve kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Güzel kitaplar mı okumam gerekiyor? Okurum o zaman. Güzel filmler, kült filmler mi izlemem gerekiyor? Benim aydın ve daha kültürlü olabilmek için yaparım. İşte felsefe mi bilmem gerekiyor? Bilirim. Dil mi öğrenmem gerekiyor? Öğrenirim. Üniversitede iyi bir bölüm mü kazanmam gerekiyor? Kazanırım. İyi puanlar mı almalıyım? Alırım. Ve gerçekten de tam olarak buna dayanarak hayatımı böyle yaşadım. Ve aslında normal, başarılı bir çocuktum. Lakin normal, başarılı bir çocuğun gördüğü ilgiden çok daha fazlasını görüyordum. Çünkü normal, başarılı bir çocuk ondan beklenileni yapıyordu. Lakin benden beklenilmeyen şeyi insanlara veriyordum. Bunu fark ettiğimde de bir duruldum aslında. Dedim ki ikinci bir ok geliyor galiba benim kalbime doğru. Nasıl yani? Bu başarı gerçek mi? Bu insanların alkışları, söyledikleri, bana karşı olan bu fazlaca memnuniyetleri acaba gerçek mi yoksa sırf engelli olduğum için beni fazladan mı alkışlama ihtiyacı hissediyorlar? O noktada çokça üzülerek bir arkadaşıma aynen şöyle bir laf ettim. Tam TEDx'te anlatılacak bir şey bu bence. Dedim ki ben bir gün psikolog olsaydım ve öyle iyi bir psikolog olsaydım ki alanımda çığır açsaydım olmaz ya. Freud'a kafa tutsaydım ve makaleler yayınlasaydım. Makaleler yurt dışlarına kadar gitseydi, çevrilseydi ve insanlar sadece beni konuşsaydı ve günün sonunda TEDx beni Freud'a kafa tutan kadın psikolog olarak bu sahneye davet etseydi. Sence insanların yorumları nasıl olurdu? Bence şöyle olurdu. Ben söyleyeyim. Cüce olmasına rağmen bunları başarmış olan Zehra ve inanılmaz bir tebrik. Aslında bu gerçekten çokça tebrik edilmesi gereken bir şeydi ama ben içimdeki o kocaman yarayla bunun gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu bir türlü anlayamayacaktım. Ve sürekli oraya takılıyor ve oraya bakıyordum. Asla ama asla bakmamam gereken yere. Ve arkadaşım çok garip bir şekilde bana şunu söyledi. Çok da iyi niyetle ve çok büyük bir iltifat ettiğini zannederek dedi ki, Zehra, sen hiç engelli gibi değilsin ki. Evet, benim hayatımda yediğim en büyük oklardan bir tanesi de budur. Ne demek yani sen engelli gibi değilsin? Bu söylediğin ne anlama geliyor senin? Farkında mısın dedim. Yani engelli insanlar buradaysa, normal insanlar burada. O zaman ben de şu arada bir yerlerde miyim? Engelli gibi olmamak ne demek? Sonra şunları saymaya başladı. Yine müthiş bir iyi niyetle. Çok kültürlüsün. Kendini çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorsun. Sen tek başına yurt dışına çıkmış bir kızsın. Dil biliyorsun. Okulda çok başarılısın. Vesaire vesaire diye saymaya devam ediyor. Derslerde başarılı olduğumu, okulda başarılı olduğumu söylüyor. Ve hani beni övüyor aslında. Sonra dedim ki, peki bunu engelli insanların yapamayacağını sana düşündüren şey nedir? Neden sırf bu saydıkların hasebiyle benim bir engelli gibi olmadığımı söylüyorsun? Ben bir engelliyim ve başarılıyım aynı zamanda. Engelli olmam, başarılı olmama neden engel olsun? O an anladım ki fiziksel engelli insanların önlerindeki tek engel diğer insanların zihinlerindeymiş. Bunu fark ettikten sonra üniversitede mutsuz olduğum bir evreyi hatırlıyorum. Ciddi anlamda kendimi çok mutsuz hissediyorum. Ve işte yine beklentiyi karşılamak, işte kimsenin sizden bir şey beklememesi, başarının gerçek olup olmadığını bir türlü anlayamamak arkadaşımın da bu söyledikleri üzerine tuz biber oldu. Ve ben dedim ki olduğum yerde mutlu değilim. Ve bu arkadaşımın söylediklerini ki arkadaşım çok kültürlü bir kız, çok kültürlü bir kadın, çok dimağı açık bir genç Türk kadını ve ona rağmen böyle söylüyorsa demek ki toplumda böyle düşünen çok fazla insan var ve farkında değiller. Üstelik ya bazıları bir engellinin annesi ya da babasıysa ve bir engelliyi böyle büyütürse ne yapacağız?
O yüzden dedim ki bir şeyler yapmak lazım. Ve sosyal medyaya girmeyi de çok istiyorum. Bir yandan da kendime söylediğim şöyle bir şey var. Geçmişte sosyal medyaya girmeye ilk karar verdiğim zamanlarda kendime verdiğim bir söz. Zehra, çok paran olacak, sosyal medyaya öyle gireceksin. İşte para kazanacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ama o sıralarda üniversitedeyken çok normal yaşayan bir genç kızım ben. Üniversiteyle diyorum, otobüsle üniversiteye gidiyorum, otobüsle geri dönüyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, nadiren kahve içmeye çıkıyorum, başarılı olmak için çabalıyorum, ders çalışıyorum ve diyorum ki ne göstereceğim ki insanlara ben? Yani neyi izleyecekler ki? Sonra aklıma arkadaşıma söylediklerim geldi. Dedim ki insanlar senden bunu yapmanı bile beklemiyorlar ki. İnsanlar senden normal bir hayat yaşamanı beklemiyorlar ki. İnsanlar bunu alkışlarlar Zehra. İnsanlar bunu pohpohlarlar. Sen normal bir hayat yaşarsın ama insanlar senden bunu beklemedikleri için yine aynı noktaya dönüyorum. Seni fazladan takdir ederler. Kızım, kullan bunu. Gerçekten yani o güne kadar dezavantaj olarak gördüğüm her şeyi bir avantaj olarak kendime çevirip kullanmaya başladım. Hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Lakin yine benim o depresif modum açıldı ve şunları söylemeye başladım kendime. İşte şimdi çok güzel yorumlar geliyor bana ama insanlar acıyorlardır da bir yandan ve acıdıkları için alkışlıyorlardır beni. Yani ne bileyim herkesin hitabeti böyle güçlüdür. Ne bileyim herkes böyle güler, eğlenir. Atıyorum işte TEDx'e davet ediliyorum bir influencer olarak. Benden çok çok daha iyi influencerlar vardır ama ben buraya farkındalıkla ilgili konuşmak için davet edilirken neden davet edildiğimi çok iyi biliyorum aslında. Bununla ilgili kendimi böyle kötüye doğru sürüklediğim bir evrede dedim ki Zehra, bu farkındalıkların seni çok yoruyor kızım. Çok farkındasın her şeyin sen. Ve sırf bu farkındalıklar yüzünden insanlardan aldığın sevgiyi kabul etmeye, ona minnettar olmaktan acizsin. Bunu kabul etmeyi reddediyorsun. Niye? Yapma bunu kendine. Gözünü kapat. Küçük Zehra çok farkındaydı, çok acı çekiyordu belki. Çok canı yanıyordu. Ama artık sen Zehra inşallah oldun. Ve bilenler bilir, ben videolarıma daima güneş kremi sürerek başlarım. Güneş kremi beni güneşin kötü ışınlarından, işte zararlı ışınlarından korusun diyedir. Ama aslında Zehra inşallah'a bir geçiş eşiğidir. Zehra bir şeylerin farkındadır. Ona gelen yorumları kabul etmekten acizdir. Bunlara mutlu olmaktan acizdir ama Zehra inşallah öyle değildir. Zehra inşallah gülümsemeye açtır. Zehra inşallah yaşamaya açtır. Zehra inşallah güneş kremini sürer ve artık o Zehra inşallah'tır. Ve sanıyorum bu kadar farkında bir çocukluk yaşamış küçük Zehra burada olmaktan, bu farkındalıkları yaşamaktan ve insanların ona gösterdiği müsamahayı, onu buraya davet etmelerini sanıyorum bunlardan çok mutlu olur ve bunları çok severdi. Bu sahnede olmayı, insanlardan gördüğü ilgiyi fazla bile olsa, eksik bile olsa çok severdi ve iyi ki her şeyin farkında bir çocukluk yaşadı. Ama yine de keşke bu kadar da farkında olmasaydı canım yani. Farkında olmadığımız ya da daha az farkında olduğumuz çok güzel yarınlara. Güneş kremini unutma.